Değerli arkadaşlar, hepinizi selamlıyorum. Bugün basın toplantımıza geç başlamak zorunda kaldık. Ben de şehitimiz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Ök'ün cenaze törenine katıldım. Oradan geliyorum. Buradan şehitimize Allah rahmet olsun diyoruz. Ailesine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Vatan sağ olsun. Değerli arkadaşlar, ülkemizde maalesef İzmir'de, Aydın'da, Muğla'da, Çanakkale'de, Bolu'da, Çankırı'da yaygın bir biçimde yangınlara şahit olduk. Ciğerlerimiz yandı ve yangını günlerce seyretmek zorunda kaldık. Başta kolaylıkla söndürülebilecek yangınlar son derece yayıldı ve binlerce hektar ormanımızı kaybettik. Her yıl aynı acıları yaşıyoruz, aynı görüntülere tanık oluyoruz. Her yıl aynısı oluyor. Yangınlar başlıyor, müdahalede geç kalınıyor, çeşitli bahaneler uyduruluyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, ne söylerse söylesinler, ormanlarımızı kaybediyoruz. Tekrar yeni uçaklar alacağız deniyor, yeni filolar kuracağız deniyor, yeni erken uyarı sistemleri oluşturacağız deniyor. Ama hiçbir adım atılmıyor. Her yıl aynı acıyı yaşıyoruz, aynı sonuçla karşılaşıyoruz. Bakınız, daha geçen yıl orman yangınlarından sonra bakan müjdelemişti. 11 dakikada müdahale ediyoruz orman yangınlarına demişti. Oysa bırakın 11 dakikayı, 11 saatte müdahale edilemeyen yangınlar oldu. Yangına müdahaleyi merkezileştirdiler. O bile Ankara'dan yönetiliyor. Dolayısıyla yerel olanaklar kullanılamıyor. Yereldeki bilgi birikimi kullanılamıyor. Hangi yangına nereden nasıl hızlıca müdahale edilirse daha etkili sonuç alınabileceğine bakılmıyor. Ama Ankara'dan birkaç kişi bunu yönetiyor ve sonuçta da orman yangınlarını söndürmekte başarısız oluyoruz. Bütün olanaklar seferber edilmeliyken olanaklar seferber edilmiyor. Silahlı kuvvetlerden yeteri kadar destek alınmıyor. Aynen depremde olduğu gibi nasıl askeri sahaya çıkartmakta, silahlı kuvvetlerdeki en azından teknik altyapıyı, dozeri, vinci, iş makinalarını deprem bölgesine getirmekte geç kaldılarsa, aynı şekilde yangınlarda da silahlı kuvvetleri geç çağırıyorlar, müdahale etmesini hızlandırmıyorlar. Çünkü onlar aslında silahlı kuvvetlerin bu olanaklarından yararlanılmasının önünü tıkayanlar. Bakınız, Türkiye Afet Müdahale Planı var. Türkiye Afet Müdahale Planı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri asli unsurken şimdi destek unsuruna çevrildi. Ve ana unsurdan destek unsuruna çevrilince, yani Afet Müdahale Planı'ndaki etkinliği azaltılınca oradaki otoritenin emri altına girmek zorunda kalıyor ve aslında çözüm ortağı olması gerekirken geç devreye giriyor ve o olanaklardan da yeteri kadar yararlanılmıyor. Geçen yıl özellikle bu kürsülerden çok söyledik. Önlem alın dedik. Ormanları korumak hepimizin boynunun borcu dedik. Ormanları çocuklarımıza bırakmak zorundayız dedik. Milletçe ne yapılması gerekiyorsa yapın dedik. Yapmaya çalışmışlar mı bakıyoruz. Bakınız, Orman Genel Müdürlüğü'ne bütçeden 500 milyon lira uçak ve helikopter alın diye ödenek ayrılmış. Aynı şekilde bu 500 milyonun 460 milyonunu küçük tanker uçağı alması planlanılmış. 460 milyon ile küçük tanker aracı alınması planlanmış, uçağı alınması planlanmış. 10 milyona da helikopter su kovası alınacakmış. Bir kuruş harcamamışlar arkadaşlar. Bütçeye 500 milyon lira uçak alınsın diye, helikopter alınsın diye, yangınlar hızla söndürülsün diye ödenek konmuş. Bugüne kadar bir kuruş harcamamışlar. Aynı şekilde 80 adet ilk müdahale aracı alacağız denmiş. Bugüne kadar alınmış tek bir araç yok. Tekrar ediyorum, 80 adet İlk müdahale aracı alınacak denmiş, planlanmış ama tek bir araç alınmamış.
Bu paraları nereye harcıyorsunuz? Bu paraları ormanları korumak için harcamayacaksanız neye harcayacaksınız? Bir ülkenin ormanlarını korumaktan daha önemli, daha acil, daha ivedi hangi harcaması olabilir? Ama bakıyoruz bunlar başka yerlere para harcamışlar. Orman Genel Müdürlüğü temsil ve reklama son 5 yılda 155 milyon lira harcamış. Temsil ve reklam giderlerine. Orman yangını söndürmek üzere uçak almıyor, helikopter almıyor, erken uyarı dedektörü almıyor ama temsil ve reklam için 155 milyon lira harcıyor. İşte bu da vurdum duymaz, bu da vatana ve vatanın ormanlarına kasteden anlayış. Bu anlayış gerçekten sorgulanmalı ve özellikle de ormanlar yanarken, orman yangınları kent çeperlerine sıçramışken, evler tutuşuyorken, vatandaşlar evsiz kalıyorken, Çevre ve Şehircilik Bakanı parti kongrelerinde CHP'ye laf yetiştirmeye çalışıyor. Oysa onun olması gereken yer İzmir, Aydın, Muğla'daki yangınların müdahale edilmesine, yangınlara müdahale edilmesine refakat etmekti. Değerli arkadaşlar, Orman Bakanı'nın, Tarım ve Orman Bakanı'nın orman yangınlarını önlemek, erken önlem almak, etkili bir biçimde söndürmek, bütün olanakları seferber etmek konusundaki beceriksizliğine tanık olduk. Ama bir beceriksizliği de tarımdaki yaşananlar. Bakınız, tablo son derece açık ve son derece yakıcı. Tüm dünyada gıda enflasyonu düşüyor, Türkiye'de %68. Tarlada, bahçede para etmeyen ürün, markette, pazarda cep yakıyor, vatandaş alamıyor. Peki niye böyle oluyor? Çünkü Türkiye'de bir tarım planlaması yok, bir tarım politikası yok. Aynı bakan yaşananları, yani çiftçilerin protesto edişini, çiftçilerin yol kapatışını, çiftçilerin eylem yapışını, çiftçilerin ürünlerini tarlada bırakmasını ve çiftçilerin isyanını anlamak yerine, çözmek yerine, çözmek için çalışmak yerine dönüyor, çiftçileri suçluyor, CHP'li milletvekillerini suçluyor. Efendim neymiş? CHP'li milletvekilleri çiftçileri organize ettiği için çiftçiler eylem yapıyormuş. Sayın Bakan, CHP milletvekilleri çiftçinin yanındadır. CHP milletvekilleri tarladadır. CHP milletvekilleri sorun olan her yerdedir ve eylem yapan çiftçinin de yanındadır elbette. Ama şunu anlamanız lazım. Çiftçi artık üretimden soğudu, tarlasına küstü, tohuma, gübreye, elektriğe para yetiştiremiyor, ürününün hak ettiği ücreti alamıyor, taban fiyatı bulamıyor ve ürettiğine bin pişman. İşte bu yüzden eylem yapıyor. Efendim niye çiftçi ürettiğini satamıyor? Niye çiftçi ürettiğine hak ettiği ücreti bulamıyor? Bakan plansız üretim olduğunu söylüyor. Dönüyor, çiftçiyi suçluyor. Beyefendi, Sayın Bakan, sen kimsin? Sen Tarım Bakanı değil misin? Planlamayı yapması gereken kişi sen değil misin? Planlamayı sen yapacaksın. Çiftçi senin planına, sana inanırsa, güvenirse senin planına uyacak. Planlamayı yapacak kişi dönüyor çiftçiye, siz planlamasınız, planlamasız ekiyorsunuz diyecek kadar da küstahlaşıyor. Böyle bir Tarım Bakanı olamaz. Böyle bir Tarım Bakanı bir gün bile görevine devam edemez. Çiftçiler kendi aralarında mı birleşip de planlama yapacaklar? Kimin soğan dikeceğini, kimin mercimek ekeceğini, kimin buğday ekeceğini, kimin çay üreteceğine çiftçiler mi karar verecek? Yoksa sen mi planlayacaksın? Senin yapman gereken planlı üretime geçmek, üretim aşamasında desteklemek, çiftçiye tohum, gübre desteği vermekken dönüp çiftçiye küstahlık yapıyorsun. Çiftçi feryat edince, yolları kesince, üretemiyorum, ürettiğimi satamıyorum, sattığımı cebime koyduğumda harcadığımı bile alamıyorum dediğinde dönüyorsun, sorumluluk almak yerine küstahlaşıyorsun. Bu tavırdaki bir bakanın bir saat bile görevine devam etmesi bu ülkeye haksızlıktır, çiftçilere haksızlıktır. Ekonomide sadece tarımda değil tabii, her yerde büyük bir çöküş yaşanıyor.
En son konkordato rakamları açıklandı. Bakınız, bu yılın ilk 7 ayında 1554 şirket konkordato ilan etmiş. 1554 şirket artık ben devam edemiyorum demiş. Geçen yıl yılın tamamında 2023'ün tamamında 1516 şirket konkordato ilan etmiş. Önümüz kış. Önümüzde ekonomik kriz daha derinleşecek ve bu konkordato sayıları daha da artacak. 2023'e göre belki 4, belki 5, belki 10 kat konkordato ilan edildiğini göreceğiz. Bu reel kesimdeki çöküştür. Şirketler kesimindeki çöküştür. Üretimdeki çöküştür. Ve bunun sebebi de yanlış ekonomi politikalarıdır ve saplantılı faiz politikalarıdır. Bugün Türkiye'de %50 faiz veriyorsunuz. Kimin parasını veriyorsunuz? İşte çiftçiye vermediğiniz parayı, işçiye vermediğiniz parayı, emekliye çok gördüğünüz parayı faiz olarak zenginlerin cebine tekrar koyuyorsunuz. Ama gerçek üreten şirketler kesimi batmaya devam ediyor. Gemi su alıyor. Enflasyonu düşüreceklerdi. Enflasyonu düşüreceklerine inandırmak için de emeklilere ancak %25 zam yaptılar. İşçilere de asgari ücrete yılbaşında yaptık. Bir daha yapmamıza gerek yok. Çünkü enflasyonu düşüreceğiz dediler. Seçimden önce yılda dört kez asgari ücrete zam yapacaklardı güya. Ama seçimi bitirdikten sonra yılda bir keze döndüler. Merak etmeyin, enflasyon düşecek. Size ek zam yapmamıza gerek yok dediler. Peki devlet ne yapıyor? Hükümet ne yapıyor? Ekonomiyi yönetenler ne yapıyor? Evet, ben enflasyonu düşüreceğim. Herkes bana güvensin. Bakın, ben kendi mal ve hizmetlerime enflasyon uygulamıyorum, zam yapmıyorum demek yerine elektriğe, doğalgaza fahiş zamlar yaptı. Geçen hafta da köprülere zam yaptı. Bakın, yeni zamlarla birlikte yılbaşına göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde %288, Osman Gazi Köprüsü'nde %201, Çanakkale Köprüsü'nde %185 oranında zamlanmış. Yani 7 ay içerisinde bu köprülerde ve otoyollarda geçişi %200 pahalandırmışsınız. Bunu yapan sizsiniz. Şimdi siz bunu yapıp dönüp Türkiye'de üreticiye, asgari ücretliye, emeğiyle geçinenlere, küçük esnafa zam yapmayın çünkü enflasyon düşecek. Nasıl diyeceksiniz? Nasıl yöneteceksiniz siz bu enflasyonu? Siz bizle alay mı ediyorsunuz? Dolayısıyla bu ekonomi yönetiminin, bu anlayışın artık Türkiye'yi yönetmesi mümkün değildir. Ağır bir ekonomik kriz yaşıyoruz. İnsanlarımız geçinemiyor. Ve her zaman dediğimiz gibi geçim yoksa seçim var. Değerli arkadaşlar, ekonomi yönetimi tel tel dökülüyor. Ama bir konuda çok başarılılar, bir konuda çok mahirler. O da gider ayak devlette ne kaldıysa, kamuda, hazinede ne kaldıysa onları bir yanıyla avuçlarının içine almak. Bunun yolu Varlık Fonu. Varlık Fonu kurulurken söyledik. Varlık Fonu başka ülkelerde başka nedenlerle kuruldu ama Türkiye bütçe açığı veren, enflasyonu %80'ler yüzleri bulmuş, asgari ücretlisine, emeklisine zam veremeyen bir ülke, bu ülkede öyle Varlık Fonu anlaşıldığı gibi olmaz. Olsa olsa sizin kendi çiftliğiniz gibi yöneteceğiniz şirketler aradığınız için olur demiştik. Maalesef haklı çıktık. Türkiye'nin göz bebeği şirketler Varlık Fonu'na kondu. Meclis denetiminden kaçırıldı. Sayıştay denetiminden kaçırıldı. Ve kendi kafalarına göre ahbap çavuş ilişkileriyle yönetiyorlar. Varlık Fonu'nun başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Atayan kim? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bir A4 kağıdı aldı. Varlık Fonu Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Altına paraf açtı. Recep Tayyip Erdoğan diye imza attı. Türkiye böylesine bir garabetle yönetiliyor. Bir akraba şirketine çevirdiler Türkiye'nin en değerli varlıklarını ve bunları
Sayıştay'dan kaçırdılar. Turkcell, Türk Telekom, Türkiye Finans Merkezi, Borsa İstanbul, buna benzer bankalar, buna benzer devletin biraz para kazanan tüm kurumlarını getirdiler. Ama görüyoruz ki varlık fonundaki şirketlerde şu anda yeteri kadar kazanmıyorlar. Hatta bütçeleri sinyal vermeye başladı, kırmızı alarm vermeye başladı. Ama bunlarla ilgilenmiyorlar. Yeter ki kullanabilecekleri, manipüle edebilecekleri ve halkın gözünden kaçırabilecekleri milyon dolarlar olsun ellerinde, milyar dolarlar olsun. En son operasyonla Koza İpek şirketlerinin hazineye devredilen, mahkeme kararıyla hazineye devredilen 12 şirketini varlık fonuna aldılar. Oysa mahkeme kararı açık. Bu kişiler, bu sahipleri, bu şirketlerin bilindiği gibi FETÖ mensubu oldukları mahkemece sabit, tespit edildi ve söz konusu malların ve şirketlerin %50'den fazla hissesi hazineye ait olanların hazineye devri mahkeme kararıyla tespit edildi. Yapılması gereken bu 12 şirketin hazineye devredilmesi. Ama bunlar yangından mal kaçırır gibi alelacele bu 12 şirketi aldılar, 30 şirketin yanına eklediler ve varlık fonundaki şirketleri, kendi kullanımlarındaki şirketleri 42'ye çıkardılar. Büyüttükçe büyüttüler varlık fonunu. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, burada tekrar söylemek isterim ki bu anlayış, devleti çürüten anlayış, devleti kurumlarını hiçe sayan anlayış, en azından vatandaşın parasını denetleyen Sayıştay'ı devre dışı bırakan, meclisi devre dışı bırakan ve keyfi bir biçimde ahbap çavuş ilişkileriyle kafalarına göre nasıl istiyorlarsa devletin paralarını, şirketlerini yönetebilecekleri varlık fonunu asla kabul etmiyoruz. Ama hazinedeki yeni 12 şirketi de apar topar varlık fonuna devretmelerini de şiddetle kınıyoruz. Bu yeni hırsızlıkların altlığını yapmaktır. Usulsüzdür, yanlıştır ve beytülmale el uzatmaktır. Buna dikkat etsinler. Bu harcanan paralar, bu usulsüzlükler, bu manipülasyonlar, bu denetimsiz şirket yönetmeler, bu hesap vermemeler eninde sonunda bitecek ve bunlar burada yok edilen, har vurup harman savrulan her kuruşun hesabı fitil fitil sorulacak. Bunu da böyle bilsinler. Değerli arkadaşlar, son gündem maddesini ifade etmek istiyorum size. En sıcak konu Can Atalay konusu. Biliyorsunuz Can Atalay Hatay halkının iradesiyle, oylarıyla milletvekili seçildi. Kendisi milletvekili seçildikten sonra mecliste komisyon oylamaları sırasında 600 milletvekilinin oyuyla İnsan Hakları Komisyonu üyesi oldu. Yani meclis, sen benim üyemsin ve senin İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda çalışmanı oy birliğiyle de belirliyorum dedi. Şu halde 3 Anayasa Mahkemesi kararı var ortada. Üçü de Can Atalay'ın milletvekili olduğunu, dolayısıyla hapiste tutulmasının ve yargılanmasının hukuksuz olduğunu, anayasaya aykırı olduğunu ve özellikle de en son işlem olan Yargıtay kararının meclise okutularak Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin yok hükmünde olduğunu, dolayısıyla Can Atalay'ın milletvekili olduğunu tespit etti. Biz olağanüstü toplantıya çağırdık meclisi. Meclis bunu göz ardı edemez. Meclis bu koşullarda tatil yapamaz. Meclis buna el koymalıdır ve Can Atalay'ın mahkeme kararları doğrultusunda milletin iradesinin gösterdiği yönde gelip görevini yapması gerekir. Bununla ilgili işlemler yapılmalıdır diye topladık. Ne oldu seyrettik. Gözlerimizin önünde oldu. Tüm Türkiye utandı. Meclisin salonundaki mermerlerin üzerine kan düştü. Ama o kan oradan temizlendi ama maalesef
hepimizin ortak hafızasında bu acı olay yer etti. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da yankıları olan kavgalar yaşandı. Hem de bu kavgaları başlatan kişi AKP'de düzeni sağlamakla sorumlu olan ve idare amirliği görevini yapan bir kişi. Dolayısıyla orada o gün bu tartışmalar olması gerektiği gibi yapılmadı. Genel kurul salonu terörize edildi. Milletvekillerinin iradesi yönlendirilmeye çalışıldı. Ve sonuç olarak da Can Atalay konusu hak ettiği ağırlıkta görüşülemeden maalesef bir kararla karşılaştık. Şimdi bugün biz şu noktadayız. Meclisimizin bir üyesi fiilen Anayasa Mahkemesi kararından söylüyorum, de facto bir biçimde Adalet Bakanlığı'na bağlı bir cezaevinde tutuluyor. Tutulduğu için gelip yemin edemiyor, görevine başlayamıyor. Hadise bu kadar basittir. Meclisin bir üyesi, 600 seçilmiş milletvekilinden bir üyesi Şerafettin Can Atalay, eğer Anayasa Mahkemesi kararına uyuyorsak, ki anayasaya uymak için biz yemin etmiş milletvekilleriyiz, Anayasa Mahkemesi kararı açıkça milletvekili olduğunu söylüyorsa, meclisin yapacağı bir şey vardır. Meclis buna sessiz kalamaz, kafasını kuma gömemez, görmezden gelemez, bilmezden gelemez ve bekleyemez. İvedilikle meclisin toplanması için görüşmelerimizi yürütüyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak meclisimizi olağanüstü toplantıya çağıracağız. Ama bu toplantının zamanlaması konusunda diğer gruplarla bir istişare süreci yürütüyoruz. Biz bunun bir an evvel olması gerektiğine inanıyoruz. Ve meclis başkanımıza da önemli bir görev düşüyor. Kendisi, kendi ifade ettiği gibi ve bizim kim uygulamalarından tanık olduğumuz gibi demokrasiden yana, milli iradeden yana, meclisin üstünlüğünden yana, anayasadan yana tavrını koyar, meclisi toplar ve mecliste öncelikle bu kararı okunur. Bizim ilk talebimiz Anayasa Mahkemesi kararının bir başkanlık tezkeresi olarak veya doğrudan genel kurulda başkanlık divanınca okunmasıdır. Olması gereken budur. Çünkü Can Atalay'ın milletvekilliği bir tezkerenin okunmasıyla düşürülmüştür. Bu hukuksuzdur ve yeni bir okuma ile bu ilk okumanın hükümsüz olduğu, Şerafettin Can Atalay'ın milletvekili olduğu bütün genel kurula duyurulmalıdır. Bu şekli bir işlemdir ama bu yapılmalıdır. Ayrıca meclis Adalet Bakanlığı'na da bir çağrıda bulunmalıdır. Çünkü Adalet Bakanlığı en nihayetinde Şerafettin Can Atalay'ın şu anda tutulduğu cezaevinin denetiminden sorumlu olan organdır, yürütme organıdır. Yasama organı yürütme organına şunu demelidir. Benim bir üyemi sen de facto bir biçimde orada tutuyorsun, bunu tutmaya hakkın yok demelidir. Bir formül bulunacaksa, bir formül üretilecekse bu formülü üretmek öncelikle yürütmenindir. Ayrıca da yasamanın da özellikle yüksek yasama arasındaki yani Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki tartışma görünümlü Anayasa Mahkemesi'ne ve anayasal düzene başkaldırı olarak nitelendireceğimiz bu tartışmanın da mecliste bir genel görüşme olarak konuşulması lazım. Yani Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin 3 kararına rağmen Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyorum, Anayasa Mahkemesi kararını görmüyorum, hatta Anayasa Mahkemesi'nin benim değerlendirmeme değecek bir kararı yoktur, hatta Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunuyorum dediği bir ortamda meclis Yargıtay'ın bu tutumunu genel kurulda değerlendirmek zorundadır, genel görüşme yapmak zorundadır. Formül bellidir, niyet belli değildir. Bizim açımızdan niyet açıktır. Biz demokrasiden, milli iradeden yanayız. Can Atalay'ın bir an evvel görevine başlatılması için gereken her şeyi yapmak konusunda hiç kimse bizden bir adım geri durmamızı beklemesin. Ama onların milli iradeye de, Anayasa Mahkemesi kararlarına da,
anayasal düzene de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına da ne kadar saygı duydukları bellidir. Ama arada demokrat olup da, arada milli irade deyip de, arada meclisin saygınlığı deyip de, AKP'nin bu tutumuna boyun eğenlerin de tutumlarının ortaya çıkacağı günlerdeyiz. Herkes tutumları, davranışları titizlikle izlemelidir ve önümüzdeki günlerde umuyorum ki meclis toplanacak ve olması gereken kararı verecektir. Buyurun. Fethi Yıldız ve özellikle Cumhur İttifakı'nın anayasa tanımadığını biliyoruz. Yemin ettikleri anayasaya uymak konusunda bir hassasiyetleri olmadığını da biliyoruz. Ama iş tüzüğe de uymak gibi bir dertleri olmadığını görüyoruz. Yepyeni iş tüzük maddeleri ihdas etmesinler. İş tüzük açık, iş tüzüğün maddeleri açık, iş tüzük 7. madde açık. Dolayısıyla da meclis başkanının bizim bu çağrımıza uymak gibi bir zorunluluğu var. Bu keyfi değerlendirmeye açık bir durum değildir. İş tüzük son derece açıktır. İş tüzüğe uymak görevi de hepimize düştüğü gibi meclis başkanına da düşmektedir. Fethi Yıldız daha meclis başkanı bir tavır ortaya koymamışken, daha bizim dilekçemiz meclis başkanının önüne gitmemişken, daha şimdiden olmayan bir iş tüzük hükmünü söyleyerek şimdiden uyarıyor, adeta tehdit ediyor. Bizim bu tehditlere karnımız tok. Biz iş tüzüğe ve anayasaya uygun hareket ediyoruz. Ve meclisinde bizim dilekçemizle beraber toplanması mutlaka sağlanmalıdır, şarttır tüzüğün açık hükmü gereğince. Diğer bir noktayı da işaret etmek isterim. Bir defa dikkat edilirse, ben konuşmamın arasında bunu söyledim. Dilekçemizi henüz vermediğimiz için sizinle paylaşmıyorum. Ama bizim dilekçemiz bir önceki başvurumuz genel görüşmeydi sadece. Ama yeni başvurumuzda mutlaka Anayasa Mahkemesi kararının mecliste okutulması ve özellikle de başta Adalet Bakanlığı olmak üzere ilgililere meclisin bir karar alarak bunu duyurması ve aynı zamanda yüksek yargıdaki bu olmayacak itiş kakışın meclis tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunlar da birinci dilekçemizdeki bize göre farklılıklardır. Dolayısıyla Fethi Yıldız'ın bu görüşü bu yönüyle de isabetsizdir, yersizdir. Tabii bir defa yaşadığımız çağda kirli bilgi çok hızlı yayılıyor. Sosyal medyada kirli bilgi hızlı yayıldığı gibi kirli bilgiye ilgi de fazla. Ama bu bilgiyi yayanlar FETÖ'cüler, kripto FETÖ'cüler, art niyetliler, başka hesapları yapanlar olunca çok daha hızlı yayılıyor. Tabii bu bizim açımızdan ilk başta yani gülünç gelen bir şeydi ama ısrarla sürdürülünce Sayın Genel Başkanımız bu açıklamayı yapmak zorunda kaldı. Tabii bir akılsızlığa, bir vicdansızlığa, bir ahlaksızlığa akılla, mantıkla cevap vermek ne kadar geçerli bilemiyorum. Çünkü ne söylerseniz söyleyin, karşınızda bir başka yalan, bir başka mantıksız, ilişkisiz gerekçeyi büyütüyorlar. Oysa siyaseti temiz yapmak, tartışmaları gerçekten tartışma olarak yapmak, böyle kirli bilgilerle insanları yıpratmaya çalışmak yerine bu tartışmaları siyasi iletişimi doğru yapmak çok değerli. Hiç olmazsa bizim sözümüze değer verenlere, bizim sözümüze inananlara söylüyorum ki bu tartışma bunca enflasyon varken, bunca yoksulluk varken, ormanlarımız yanıyorken,
meclis kapalıyken, meclis bu sorunları konuşmuyorken, hiç olmazsa bu konuları konuşmamız lazım. Böyle sansasyonel paparazilerle daha fazla Türkiye'nin gündemini meşgul etmeyi doğru bulmuyorum. Yapanları da art niyetli buluyoruz. Ama bu dedikoduları yayanları ve onun arkalarındaki odakları da tek tek bildiğimizi ifade etmem lazım. Önemli bir soru, teşekkür ederim. Bizim yeni anayasa ile ilgili tutumumuz son derece açık, son derece net. Bir kez daha en kısa biçimde ifade etmiş olayım. Yeni anayasayı yapmadan önce mevcut anayasaya uymak ve mevcut mahkeme kararlarına uymak, anayasa mahkemesi kararlarına uymak ve anayasamız gereğince Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymak şarttır. Anayasayı her gün çiğneyen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymamayı bir alışkanlık haline getiren, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan ve beğenmediğinde Anayasa Mahkemesi'ni kapatırız diye parmak sallayan, meclis iç tüzüğüne bile uymak istemeyen bir anlayışla yeni anayasa yapılmaz. Ama Türkiye'nin özgürlükçü, demokratik, sivil bir anayasaya ihtiyacı var mı? Evet var. Yapmalı mıyız? Evet yapmalıyız. Ama bu ön koşullar bir sağlansın. Bu samimiyeti bir görelim. Ama bunu bırakın görmeyi. Her gün, her dakika anayasanın ihlal edildiğini görüyoruz. Aynı şekilde şunu da söylüyorlar. Dün söylediler. Efendim neymiş? Anayasanın birinci maddesinden sonuncu maddesine kadar değiştirirlerse bile halk oyuna sunacaklarmış. Siz hangi akılla, hangi cesaretle, hangi cüretle anayasanın ilk dört maddesine dokunmayı aklınızdan geçiriyorsunuz? Aklınızdan bile geçirmeyin. İlk dört madde bu devletin teminatıdır, temel taşlarıdır ve ilk dört maddeyi değiştirmeyi düşünenler, yenilemeyi düşünenler bilsinler ki karşılarında 85 milyonu bulurlar. Bir de açıklasınlar. İlk dört maddenin nesiyle sorumlular? Demokratik hukuk devletiyle mi? Laik devletle mi? Cumhuriyetle mi? Ana dilimizle mi? Bayrağımızla mı? Başkentimizle mi? Neyle sorununuz varsa açıkça söyleyin. Bakın ortağınız, meclise taşıdığınız Hüdapar bunu söylüyor, açıkça söylüyor. Üstelik siz onları meclise taşıyan bir parti olarak hem AKP hem MHP, Türkiye'de yerlilik ve millilik ve cumhuriyet iddiası söyleyebilecek, iddia edebilecek son partidir. Hüdapar'la kol koladır ve aynı anlayışla anayasanın ilk dört maddesini değiştirmekten bahsedebilmektedirler. Hadlerini bilsinler ve bu yolda giderlerse 85 milyonu karşılarında bulacaklarını hiç unutmasınlar. Teşekkür ederim arkadaşlar.